Kokarcığım, kalk artık. Emre, hadi yavrum. Giymeyeceğim ben. Ben yine evden kaçacağım. Sen bana ne söz vermiştin Yağmur? Sen de verdiğin sözü tutmuyorsun. Hani babam iyileşecekti? Emreciğim, şu an elimden bir şey gelmiyor. Ama hislerim... Hislerine güvenemeyiz. Evet, babam imzayı atacak ve bu iş bitecek. Aa çocuklar, kızcağız ne yapsın canım? O zaman söz vermeseydi. Güya buraya bizi ve bakmışı kurtarmak için gelmişti. Ama hiçbir şey yapmadı. Evet, başladığımız yere geri döndük. Of ya. Bir yol olmalı, bir çare olmalı Makbuş. Ne yapacağız? İçin olmasa da babanız için çok üzülür yoksa. Üzülürse üzülsün. Hiç olmazsa bu iğrenç çağını gözlerimizle görmeyelim. Yani. Ama çocuklar bu yaptı. Ya, ya. Ay! Ay! Kulina. Aa, ay ne oluyorsunuz Erol? Ödümü patlattınız. Seni hiç beklemiyorduk. Yazık. Oysa ben müjde vermeye gelmiştim. İsterseniz gidin. Hayır. Gel. Gitme. Kulina, söyle ne oldu? Her zamanki gibi tüm sorunlarımızın altından şoker çıkıyor. Ay. Yani? Hakan'ın başına gelenler şokerin yüzünden. Olamaz. Bu şeytandan kurtuluş yok. Anlaşıldı. Ama babam biraz sonra evlenecek. Çabuk bir şeyler yap Kulina. Siz hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inin. Ben yapacağımı biliyorum. Sana güveniyoruz Kulina. Mersi. Bak sen şu bücüre. Gel. Sana en çok güveniyoruz Nana. Seni çok seviyorum. Ya ben? Hadi öpüşüp koklaşmayı bırakın da zehirle giydiriver şunları. Emin misin? Tabii. Geç kaldık. Ne yapalım? Geçin karşıma. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Nasıl? Müthiş. Ah. Efendim, evlilik kurumu çok mukaddes bir kurumdur. Hı hı. Aynı zamanda oldukça da zor bir müessesedir. Tabii efendim, düşünsenize. Aynı evde yaşarken televizyonun kumandasının kimin elinde olacağı, akşam hangi yemeğin pişeceği, kredi kartı borçları... Efendim, yok sen maç izledindi, yok ben dizi izledimdi durumları. Banyoya ilk önce kimin gireceği... Ay yeter artık. Ay bunları biliyoruz. Hadi canım, kıyın şu nikahı. Efendim. Çiftimiz belediyemize evlenmek için başvurdu. Yaptığımız tetkiklerden evlenmelerine dair bir engel olmadığını tespit ettik. Aman ne güzel işte, hadi. Evet. Ay. Evet. Nazmiye kızı Simge Soysel. Hı. Kenan oğlu Hakan Ertürk'ü. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ay ediyorum. Her koşulda ediyorum. Hadi. İşte bu kadar. Nana. Kulina nerede kaldın? Efendim. Gelelim size. Kenan'dan olma, Şükran'dan doğma, Hakan Ertürk. Peki siz, Nazmiye kızı, Simge Soysel'tir. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırıncaya değil, karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Güzel. Ben de bir
karar konseyinin belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Yanana, bu nasıl olur? İşte bu. Yok. İşte şimdi uyuttuk. Nasılsınız canım kardeşlerim? Sana ne? Sana ne? Ama bir şey unuttunuz memur bey. Bu ses nereden geliyor? Ah buradayım. Ne unutmuşum acaba? Bu evliliğe itirazı olan var mı diye sormayı unuttunuz. Ay mesela benim itirazım var. Sen de kimsin be? Ah bir aile yakın diyelim canım. Benim kıymam gereken başka nikahlar var da. İzninizle. Aa durun canım, kartuz keseceğiz daha memur bey. Efendim bana dokunuyor. Nanacığım, Hakan'ın başına gelenleri şoker ayarladığı için bu iksirle onu eski haline çok rahat getirebiliriz. Hemen Hakan'ı içir şunu. Hayır nana. Elimden kurtulamayacaksın. Asla insan olamayacaksın. Asla. Teşekkür ederim Kulina. Çok teşekkür ederim. Fakat onlar evlendiler. Hayır canım, bekle de gör. Sevgili Şoker, biraz sonra olacaklar için asla pişman değilim. Bye. Nerede o densiz kadın? Hangi kadın? Ne oluyor be? Biz evlendik hayatım. Biz evlendik. Ne? Ben bakarım. Buyurun. İşte burada. Seni sahtekar seni. İşte seni yakaladık. Ne oluyor be? Bir dakika bırakın onu. Daha defteri imzalarımızı atmadık biz. Ne oluyor? Zaten atsanız da bu nikah geçersiz hanımefendi. Atmıyor bu. Bu adam nikah memuru falan değil. Çek elini. Atsana be adam. Kalk diyoruz sana. Dursana be. Hadi. Ne diyorum ben ha? Hadi. Oyun var kardeşim. Ne kaldırıyorsun? Kalk. Bırakın beni be! Ya, kaçıyor! Sıkılın! Ay şimdi bizi koyalım canım! Nereye gidiyorsun? Gel bakalım! Çekelim! Ömürüm ben! Çekelim üstünden! Yürü! Ya biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? Ya ben en son... En son şantiyedeydim. İşte bu. Buyurun Simge Hanım. İsterseniz annemi de çağıralım ha. Ne dersiniz Simge Hanım? Babam geri geldi ya kızım. Ben de geldim. Ben her şeyi hatırlıyorum.